Değerli yol bilenli hemşerilerim, Ümraniye'mizde her yöreden vatandaşımızla huzur içerisinde yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belediyecilik vizyonundan aldığımız ilhamla sizler için yorulmadan çalışıyoruz. İzleyeceğiniz bu belgesel ile Ümraniye'mize zenginlik katan siz değerli komşularımızın sıla hasretini bir nebze olsun gidermek istedik. Bu vesileyle birlik ve beraberliğimizin güçlenerek devam etmesini Rabbimden niyaz ediyorum. Sizleri ata topraklarınızla ve memleketimizin eşsiz güzellikleriyle baş başa bırakıyor, iyi seyirler diliyorum. Ah şu yollar olmasa, dağlar dağlara, insanlar insanlara kavuşur mu sizce? Kavuşmak için çıktık yollara. İstikametimiz Bitlisili, Hizan ilçesine bağlı Yol Bilen Köyü. Yüksek tepelerden geçiyoruz. Masmavi gökyüzüne arkadaşlık eden dağları görüyoruz. Yol Bilen Köyü'ndeyiz. Dağlar arasında kurulu köyün tarihi çok eski yıllara dayanmakta. Yol Bilen Köyü birçok köyümüz gibi genç nüfus, işsizlik sebebiyle gurbete gitmiş. Kışın 25 hane olan köy, yazın 70 haneye kadar ulaşıyor. En önemli geçim kaynağı fındık olan köyde, fındığın yanı sıra cevizden de gelir elde ediliyor. Eski yıllarda hayvancılıktan geçimini sağlayan köy halkı, günümüzde çoğunlukla kendi ihtiyaçları için büyükbaş hayvancılığı yapıyor bu köyde. Ağaçlar arasında yöreye has taş evler görüyoruz. Bu yöreye ait mimarinin yanında günümüz mimarisini yansıtan evler yapılmaya başlamış. Bu minik taş bina Yol Bilen Köyü İlkokulu. Eğitim öğretimin olmadığını görüyoruz. Köyün içlerine doğru ilerliyoruz. Kendi halinde sakin bir köy. Eski taş evleri, çok yıllık ağaçları, sıcak insanlarıyla
Yol Bilen Köyü Camisi'ne ilerliyoruz. Caminin içine giriyoruz. Minber, mihrap, vaaz kürsüsüyle mütevazi bir cami. Cami imamıyla küçük bir sohbet ediyoruz. Burada cemaatimiz genel olarak iyidir. Kışın cemaat biraz azalıyor. İstanbul'a işte batıya güç nedeniyle yazın cemaatimiz iyidir. Camiden ayrılıp köy içerisinde minik röportajlar yapıyoruz. İlk sohbetimizi Salih Altınbey ile gerçekleştiriyoruz. Sene 87'de buradan göç ettik. İşsizlik nedeniyle İstanbul'a taşındık. O seneden beri orada çalışıyoruz. Artık emekli olduk. Bundan sonra tekrar köyümüze geri döndük. Yani kalıcı olarak değil tabii. Bazen gelip yazın gelip gidiyoruz. Köyümüz çok güzel. Havası olsun, suyu olsun, yeşilliği çok güzel. Köyümüzün geçimi de burada kalan insanlar da genelde hayvancılıkla, tarımla ilgileniyorlar. Fındık bahçelerimiz var. Yani geçimimiz de budur. Çocukluk yıllarımızda bir 16-17 yaşlarından burada İstanbul'a gittik. Burada hayvancılıkla geçiniyorduk genelde. Tarımla, fındık, ceviz, geçimiz buydu. Ama artık şimdi İstanbul'dan yaşadığımız için bazen yazın tatil için geliyoruz buraya. Yıldır köyde imam hatiplik yapan Abdülhakim Bey bize köy hakkında bilgiler veriyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan görevli. Bu köyün imam hatibiyim. Takriben 10 yıl burada hizmet yapmaktayım. Daha önce farklı köylerde imamlık yapmıştım. Yaklaşık 10 yıldır kendi köyümde imam hatip olarak görev yapmaktayım. Köyümüz genelinden yani nüfus bakımından göçebe oluyor. Bazen yazın biraz nüfusumuz çoğalıyor, kışın biraz azalıyor işsizlik nedeniyle. Batı tarafına, İstanbul'a, Mersin'e, o taraflara göç ediliyor. Şu anda mevcut köyümüzde durum iyidir. Köyün genel gelir kaynağı fındıktır. 100 dönüm, 150 dönümlük fındık bahçeleri var bu köyde. Şu anda bütün köylüler, şu anda köyde hiç kimse yok. Herkes fındık bahçelerinden. Şu anda fındık toplama sezonudur. Fındıklarını topluyorlar. Çeşitleri vardır. Bir çeşidi var. Beynane tipi diyorlar. Yuvarlak, biraz iri, tanalı. Karadeniz'e göre bizim buranın fındığı kabuğu biraz serttir. Yani tadı bakımından mükemmeldir. Farklı çeşitleri vardır. Ama bilimsel tarihi ne zaman buralarda fındık olduğunu bilinmiyor. Yani çok eskiden beri burada fındık var. Müzik
Köyün tarihinin çok eski yıllara dayandığını söyleyen Mehmet Bey, en çok da köyün altyapı sorunundan bahsediyor. Köyümüz değişiyor. Yazın kışın değişiyor. Kışın yaklaşık 25 hane falan kalıyor burada. Yazın doluyor köy. Yani 70'e kadar çıkıyor. Bizim bir köy büyüğü vardı. Sakallı hoca. Burada cami, eski cami vardı. Bu cami 500 sene önce yapılmış dedi. Diyorlardı, bize anlatıyordu. O ihtiyar amcamız, hocamız. Kesin dönüş yapanlar var ve tahmin ediyorum çoğu da gelecekler köye. Dönüş yapacaklar. Giden de var. Geçimleri sağlamak için yazın gidiyorlar. Kışın. Yazın dönüyorlar. Ula fındık var, ceviz var. Ondan sonra hayvancılık da var. Geçimini ve sağlıyorlar. Fındıkla. Çok burada köyde öğrenciler vardı. Okulumuz kadim, çok eskiden yapılmış. 57'de köyde okul yapıldı. Çevrede hiçbir köyde yokken burada okul yapıldı. Öğrenciler de vardı. Son dönemlerde göç falan oldu. Herkes şehirlere falan kaçtılar. Burada çocuklar kalmadı. Çocuklarını şehirlerde okutuyorlar. Hizmet gerekiyor, çok gerekiyor. Maalesef yapılmamış. Üzerinde çok da duruyoruz. Bak, inşallah yapılacak, inşallah yapılacak. Altyapı yoktur köyde. Su kanalları yapılmamış daha. Onlar çok mağduruz. Sular olmadığı için sularımız kayboluyor. İnşallah yapılacaktır. Geçimini fındıktan sağlayan köy halkı, fındığın yanı sıra cevizden de gelir elde ediyor. Üzüm, şeftali ve bölgeye özel kara incir ağaçları. Hepsi bu bereketli topraklardan. Ekmek, çökelek, her türlü yiyecek pişiriliyor bu tandırda. Günün yorgunluğu tandırda pişen sıcacık ekmeklerle unutuluyor. Biber, kabak, fasulye, domates, kavun, salatalık, turşu lahanası, birçok ekin var burada. Bahçesini ekmiş köy insanı. Ellerine, emeklerine sağlık. Bereketleri bol olsun inşallah. Bahçede küçük bir gezintiye çıkıyoruz. Eskisi gibi yağmur yağmıyormuş. Yine de şükrediyorlar topraktan aldıkları ürünlere. Bu sıcak havada bahçedeki gezinti biraz yordu bizi. Köyün çeşmesinden suyumuzu içip serinliyoruz. Bitlis ve civarında sıkça gördüğümüz bu taş evler günümüz yapılarına göre daha çok tercih ediliyor. Daha sağlıklı olduğu düşünülen bu evlerin kışın sıcak, yazın soğuk olduğu bilgisini alıyoruz. Güneşin tam tepede olduğu vakitlerde ağaçlar arasından geçip
suyun kaynağının çıktığı yerde serinliyoruz. Tertemiz berrak akan su içimizi ferahlatıyor. Buz gibi suyun içine süt, yoğurt, zeytin koymuşlar. Bir nevi açık hava buzdolabı gibi. Köy insanı keskin zekasını burada da göstermiş. Yol bilen köyünde bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Çok geçmeden yola koyuluyoruz. Yolumuz uzun. Fazlasıyla mutlu ayrılıyoruz bu köyden. Anadolu köylerine yolculuğumuz başka köylerle devam edecek. Yol bilen köyünden ayrılırken buradaki sıcaklık ve samimiyeti anılarımıza ekliyoruz. Katkılarından dolayı İstanbul Ümraniye Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz.